Sayın Bakan, Türkiye'de şu anda 12,5 milyon civarında işçimiz var ve bu işçilerin sadece 1,5 milyonu sadece sendikalı. Yani iktidarınız döneminde işçilerin hakları, özlük hakları, sendikal hakları inanılmaz derecede aşağıya vurmuş ve dibe vurmuş bir durumda ve şu anda da işten almalar, ihraçlar sebebiyle İstanbul'da yapılan Avrupa Sendikalar İLO toplantısı bu gerekçeyle Avrupa sendikaları tarafından protesto edilmektedir. Gerekçeleri de şudur. Kanun hükmündeki kararnamelerle işten çıkarılan, işsizler sevk edilen çalışanların hukuki gerekçelerini ortaya koymamanız sebebiyle ve onlara hukuki denetim yapılmaması nedeniyle şu anda o toplantı protesto edilmektedir. İşçi arkadaşlarımızın şu anda arabulucu vasıtasıyla dev şirketlerle arabuluculuk vasıtasıyla karşı karşıya getirilmesi günümüzün şartlarında Türkiye'nin koşullarında asla uygun değildir. Bakın siz OHAL kararnameleriyle siz kendiniz bunu ifade ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı iş adamları toplantısında az önce söylendi. Ne diyor? İş adamlarına ne istiyorsunuz diyor. Şu anda diyor işçilerin her türlü grevi, her türlü hak almalarını, her türlü sendikal hareketi biz zaten diyor öteliyoruz, engelliyoruz diyor. Sizin için bu diyor OHAL uygulamaları ne sakıncası var diyor. Yani diyor ki şu anda biz emek dünyasını, çalışanları zaptı rapt altına aldık diyor. Şimdi de bu yasayla, iş mahkemeleri yasasıyla işçilerimizi dev şirketlerin, güçlü canavarların karşısında hukuki korumasız hale getiriyoruz. Bu Türkiye'nin koşullarında emek dünyasının bir kez daha şu anlama geliyor. Kurdu kuşa teslim etmek anlamına geliyor. Şu anda bu çalışma yaşamında işçilerimizi, emek dünyamızı bir kez daha darbe vuracaktır diyorum.